Kardeşlerim, bizim evlerimizde iman, fizyolojik ihtiyaçlar, psikolojik ihtiyaçlar ve sosyolojik kimlik, bu dört şey analarımızdan alınacak. Sosyal kimliğimizi analarımız bize öğretecek. Kendisi bilmiyor. Diyecek bir sözüm yok. Bilmiyordu da niye evlendi? Reşitlik belgesi nasıl alınıyor? Sadece 18 yaşına girmekle mi reşit oluyor insan? 18 yaşına girmiş, et yığını olabilir. Babalar, çocuklarına gelin adayı bakarken, kendilerine damat adayı bakarken, hem imanlarını ölçmeliler, hem sosyal kimliklerine bakmalılar, hem psikolojik yönlerine bakmalılar, hem de elbette fiziki boyutuna da bakmalılar. Fizikçe birbirlerinin denge olacak insanlar evlenmelidirler bu dünyada. Kardeşlerim, bu dünya ister Birleştirilmiş Milletler'in başında olduğu bir proje olsun, ister dünyanın en güçlü en zayıf devletlerinin bir araya geldiği bir proje olsun, bu dünya hiçbir şekilde evden daha iyi bir okulun, medresenin açılamayacağı bir dünyadır. Silikondan insanları biz okullara göndermiyoruz. Silikon değil çocuklarımız. Etten, kemikten, annesine bir kordonla bağlı bir mahluktan konuşuyoruz. Bir çocuk annesinin kanıyla ve annesinin bizim için iğrenç olan, görsek iğreneceğimiz nesneleriyle 9 ay midesinde, karnında kalıyor. Ebeler, bu bağı kestikten sonra okula salamayız çocuğu. Anne 110 yaşında, evlat 90 yaşında da olsa o bağ o bağdır gene. Gene o bağdır.